4. Bölüm Uzaklarda galaksinin karşı sarmal kolunda, güneş denilen yıldızdan 500 bin ışık yılı uzaklıkta, Galaktik İmparatorluk Hükümeti'nin başkanı Zephut Brooks, Demogran güneşinin altında göz kırpıp parıldayan iyon çekişte delta teknesiyle Demogran denizlerine açılmıştı. Sıcak Demogran, uzak Demogran, adı neredeyse hiç duyulmamış Demogran. Altın kalpin gizli evi Demogran. Tekne suda hızla ilerliyordu gitmek istediği yere varması biraz zaman alacaktı çünkü Demogran güçlük çıkartacak biçimde düzenlenmiş bir gezegendi. Çok hoş ama sinir bozucu genişlikteki okyanus parçalarıyla ayrılan irili ufaklı çöl adalarından başka bir şey yoktu burada. Tekne hızlanarak yoluna devam etti. Bu topografik tuhaflık yüzünden Demogran bir çöl gezegeni olarak kalmıştı. Galaktik İmparatorluk hükümetinin Altın Kalp projesi için Demogran'ı seçmesinin nedeni buydu işte. Demogran ıssız, Altın Kalp projesi de gizliydi tekne bir mermi hızıyla bütün gezegenin makul boyuttaki tek takım adasının ana adaları arasında uzanan denizin üzerinde hoplayarak ilerliyordu. Zephot Bibelbrax, Paskalya adasındaki küçük uzay limanından, isim tamamen anlamsız bir tesadüftü, Paskalya sözcüğü galaktikçe de ufak yassı ve açık kahverengi anlamına gelir. Bir başka anlamsız tesadüf sonucu Fransa olarak bilinen Altın Kalp Adası'na gidiyordu. Altın Kalp üzerinde çalışmanın yan etkilerinden biri de oldukça anlamsız tesadüfler zinciriydi. Ama bugün projenin sonuçlarını, her şeyin ortaya çıkacağı ve Altın Kalp'in ona hayran bırakacak galaksiye tanıtılacağı günün aynı zamanda Zepot Bibulbrax için büyük gün olması hiçbir şekilde tesadüf değildi. Başkanlığa soyunmaya sırf bugün için karar vermiş. Bu karar galaktik imparatorlukta şok dalgaları yayılmasına yol açmıştı. Zepot Bibulbrax Başkan. O Zepot Bibulbrax değildir canım. O başkan değildir canım birçokları bunu bilinen evrenin tamamen sonunda keçileri kaçırdığının kanıtı olarak görmüştü. Zepot sırıttı ve teknenin hızını daha da arttırdı. Maceracı, eski hipi, keyfine düşkün, sahtekar mı büyük ihtimalle, manik bir şekilde kendi reklamını yapan, kişisel ilişkilerde korkunç başarısız ve boş gezenin boş kalfası olan Zephod Bibblebrox. Başkan mı? Kimse keçileri kaçırmamıştı, en azından bu konuda. Koca Galaksi'de yalnız altı kişi galaksinin hangi ilkelere dayanarak yönetildiğini anlayabiliyordu ve onlar da Zepot Bubbleraks'in başkanlığa adaylığını koyma niyetini açıkladığında bunun neredeyse bir emri vaki olduğunun farkına vardılar. O başkanlık için ideal bir yemdi. Ama Zepod'un bunu neden yaptığını anlamakta kesinlikle çuvallamışlardı. Zepot Güneşe doğru bir su dalgası fışkırtarak tekneyi sertçe yan yatırdı. Gün bugündü. Bugün Zepod'un neyin peşinde olduğunu anlayacaklardı. Ayrıca bugün onun 200. yaş günüydü. Ama bu da yalnızca başka bir anlamsız tesadüftü aslında. Teknesini Demogran denizlerinde sektirirken bugünün ne harika ne heyecan dolu bir gün olacağını düşünüp sessizce gülümsedi. Gevşedi ve iki kolunu tembel tembel koltuğun arkasına sarkıttı. Kayak boksunu geliştirmek için geçenlerde sağ kolunun altına taktırdığı fazladan kolla dümeni yönetiyordu. Hey dedi yumuşak bir sesle kendi kendine. Cidden sıkı bir herifsin sen. Ama sinirleri tel gibi gergindi. Fransa adası yaklaşık 30 kilometre uzunluğunda, 8 kilometre genişliğinde, hilal biçiminde ve kumluk bir adaydı. Aslında kendi başına bir ada olmaktan çok dev bir koyun sınırlarını ve kavisini belirlemekteydi. Hilalin iç kısımlarındaki sahil şeridinin neredeyse tamamı sarp kayalıklardan oluştuğu için bu izlenim daha da güçleniyordu. Kayalıklar karşı kıyıya doğru hafif bir eğimle 8 kilometre boyunca alçalarak uzanıyordu. Kayalıkların tepesinde bir karşılama komitesi bulunuyordu komitenin büyük bölümünü altın kalbi inşa etmiş olan mühendisler ve araştırmacılar oluşturuyordu. Bunların çoğu insansıydı. Ama orada burada birkaç sürüngensi atom bilgine, hava perilerini andıran 2-3 yeşil maksimegalitçi, 1 iki ahtopotsu fiziko yapıcı ve bir holovu vardı. Holovu süper zeki mavi bir gölgedir. Holovu dışındakilerin hepsi rengarenk törensel laboratuvar önlükleri içinde göz kamaştırıyorlardı. Holovu ise bu vesileyle geçici olarak münferit bir prizmaya yansıtılmıştı. Hepsi içlerini titreten büyük bir heyecan duyuyordu. Birlikte ve tek tek fizik kurallarının sınırlarını aşmışlar, maddenin temel dokusunu yeniden oluşturmuş, ihtimal ve ihtimalsizlik yasalarını zorlamış, eğip bükerek çiğnemişlerdi. Ama görünüşe göre bunların hepsinden daha heyecan verici olanı, boynunda turuncu kuşak olan bir adamla tanışmaktı. Galaksi başkanı geleneksel olarak turuncu bir kuşak takardı. Galaksi başkanın aslında ne kadar güç sahibi olduğunu, tam olarak hiç bilselerdi onlar için çok fark etmeyecekti. Galakside yalnızca 6 kişi galaksi başkanının işinin güç kullanmak değil, dikkatleri ondan uzağa çekmek olduğunu biliyordu. Zephut Bibelbrax bunu şaşırtıcı derecede iyi yapıyordu. Burnu dönüp hızla koya giren başkanlık sürat teknesinin usta manevrası ve güneş ışığıyla gözleri kamaşan kalabalık nefesini tuttu. Tekne denizin üzerine bir sağa bir sola yatarak yaklaşırken etrafına ışık saçıyordu. Aslında suya değmesi falan gerekmiyordu. Çünkü iyonize atomlardan oluşan puslu bir yastığın üzerinde ilerliyordu. Masif gösteriş için suya indirilebilen yüzgeç şeklinde ince küreklerle donatılmıştı. Kürekler havaya tıslayan su perdeleri fışkırtıyor, denizde çılgınca sallanan ve köpürerek son süratle koyu kat eden teknenin arkasına dökülen derin yarıklar açıyordu. Zepot gösteriş yapmaya bayılırdı. En iyi yaptığı şey buydu. Dümeni sertçe kırdı, tekne kayalık yamacın altında suyu tırpanlıyormuş gibi kendi çevresinde çılgınca döndü ve dalgaların üzerinde durdu. Zepot birkaç saniye içinde koşarak güverteye çıktı ve 3 milyardan fazla insana sırtarak el salladı. 3 milyar insan aslında tam olarak orada değildi. Ama onun her hareketini havada itaatkar bir şekilde asılı duran küçük üç boyutlu 3B robot kamerasının gözünden izliyorlardı. Başkanın maskaralıkları 3B'de halk tarafından her zaman çok tutuluyordu. 3B'ler bunun için vardı. Tekrar sırıttı. 3 milyar ve 6 kişi durumu bilmiyordu ama bugün hiç kimsenin hesaba katmadığı kadar büyük bir maskaralık gerçekleşecekti robot kamera başkanın iki kafasından daha popüler olanına yakından göstermek için ona doğru yönelirken başkan tekrar el salladı. Fazladan bir kafa ve üçüncü kol dışında aşağı yukarı insansı görünüyordu. Karma karışık sarı saçları sağa sola dağılmıştı. Mavi gözleri tanımlanması imkansız bir ışıkla parlıyordu ve yanakları neredeyse her zaman tıraşsızdı. Altı metre çapında saydam bir küre sürat teknesinin yanında yuvarlanıyor, suya batıp çıkarak yüzüyor ve parlak güneşin altında ışıldıyordu. İçinde yarım daire şeklinde ve göz alıcı güzellikte kırmızı bir deriyle kaplanmış geniş bir sedir yüzüyordu. Küre yuvarlanıp suya batıp çıktıkça sedir daha da hareketsizleşiyor, deriyle kaplanmış bir kaya gibi sabit duruyordu. Bütün her şey gibi bu da yalnızca gösteriş içinde. Sepot kürenin duvarından içeriye girip sedire yayıldı, iki kolunu sedirin arkasına attı. Üçüncüsüyle dizindeki tozu silkeledi. Kafaları gülümseyerek çevreye baktı, ayaklarını uzattı, haykırmamak için kendi zor tuttuğunu düşündü. Kürenin altında sular kaynamaya, fukurdamaya ve fışkırmaya başladı. Küre bir aşağı bir yukarı hareket edip yuvarlanarak havaya yükseldi. Kayalığa ışık çubukları saçarak yükseldikçe yükseldi. Küre fıskiyenin üstünde yükseldikçe altından dökülen sular tekrar yüzlerce metre aşağıdaki denize çarpıyordu. Ze nasıl göründüğünü hayal ederek gülümsedi. Tam anlamıyla saçma bir ulaşım şekliydi ama tam anlamıyla da nefisti. Küre bir an için kayalığın tepesinde oyalandı, yan yattı ve raylı bir rampaya değdi. Rampadan aşağı küçük, iç bükey bir platforma yuvarlanıp durdu. Zepot Bibblebrox olağanüstü bir alkış eşliğinde küreden çıktı, turuncu kuşağı ışıkta göz kamaştırıyordu. Galaksi başkanı gelmişti işte. Alkışların kesilmesini bekledi. Sonra elini kaldırarak herkesi selamladı. Merhaba dedi. Bir hükümet örümceğe yan yan yürüyerek başkanın yanına gitti ve önceden hazırlanmış konuşma metninin bir kopyasını eline tutuşturmaya kalkıştı. Asıl metnin 3'ten 7'ye kadar olan sayfaları o anda koydan 8 kilometre kadar uzakta, Demogran denizinin sularında yüzüyordu. Birinci ve ikinci sayfalarsa bir ibikli Demogran kartalı tarafından kurtarılıp, kartalın icat etmiş olduğu sıra dışı yeni yuva biçiminin bir parçası olmuştu çoktan. Yumurtadan yeni çıkmış yavru bir kartalın, büyük oranda incecik kağıt parçalarından yapılmış bu yuvadan çıkması neredeyse imkansızdı. İbikli Demogran kartalı, daha önce türlerin hayatta kalma kavramı hakkında bir şeyler duymuştu, ama bu konuyla pek ilgilenmemişti. Zephod bıraksın önceden hazırlanmış bu konuşmaya ihtiyacı olmayacaktı. Bu yüzden bir örümcek tarafından kendisine sunulan metni nazikçe geri çevirdi. Merhaba dedi tekrar. Herkes ya da en azından neredeyse herkes ona gülümseyerek bakıyordu. Kalabalığın arasında Trillian'ı fark etti. Trillian, Zepod'un bu yakınlarda gerçekleştirdiği bir gezegen ziyareti sırasında sırf eğlence olsun diye kılık değiştirip tavladığı bir kızdı. İnce yapılı, esmerce ve insansıydı. Uzun ve dalgalı siyah saçları, kalın dudakları, garip toparlak bir burnu, saçma bir kahverengi tonuna sahip gözleri vardı. O özel şekliyle bağlanmış kırmızı eşarbı ve uçuşan ipeksi uzun elbisesiyle hafiften bir Arap andırıyordu. Tabii ki oralarda kimse Arap diye bir şey duymamıştı. Arapların soyu çok kısa bir süre önce tükenmişti. Zaten yaşarlarken de Demogra'nın 500 ışık yılı uzanında yaşamışlardı. Trilyan özel biri değildi ya da en azından Zepot öyle iddia ediyordu. Kız yalnızca onunla epey takılan ve ona hakkında düşündüklerini söyleyen biriydi. Merhaba tatlım dedi kıza. Kız ona ani ve gergin gülümsemeyle bakıp kafasını çevirdi. Sonra yüzünde daha sıcak bir gülümsemeyle bir kez daha baktı. Ama o bakana kadar Zepot çoktan başka bir tarafa dönmüştü. Merhaba dedi. Merhaba demeyi kesip demeç vermeye başlamasını dileyerek birbirine sokulmuş küçük yaratık grubuna. Yaratıklar basın mensuplarıydı. Özellikle onlara sırıttı çünkü birkaç saniye içinde onlara demecin babasını verecekti. Yine de hemen sonra söyledikleri onların pek işine yarar şeyler değildi. Sinirlenmeye başlayan bir parti görevlisi, başkanın kendisi için hazırlanmış nefis konuşma metnini okuyacak havada olmadığına karar verdi ve cebindeki uzaktan kumanda cihazının düğmesine bastı. Uzakta önlerinde gökyüzüne doğru uzanan beyaz bir kubbe çatlayarak ortadan ikiye ayrıldı ve kendini yavaşça katlayarak yere indi. Böyle olacağını çok iyi bilmelerine rağmen, çünkü kubbeyi bu şekilde inşa eden kendileriydi, herkes soluğunu tuttu kubbenin altında 150 metre uzunluğunda ve zarif bir kuşu ayakkabısına benzeyen devasa bir yıldız gemi yatıyordu. Kusursuz bir beyazlıkta ve akıllara durgunluk verecek güzellikteydi. Geminin kalbinde kalabalığın görmediği bir yerde, içinde şimdiye dek tasarlanmış en akla zarar buluşu muhafaza eden küçük altın bir kutu vardı. Bu yıldız gemisini galakside eşsiz kılan bu araç gemiye adını veren cihazdı. Altın kalp. Vay canına'' dedi Zephot Bibblebrox altın kalbe bakarak söyleyebileceği pek fazla bir şey yoktu. Basını kızdıracağını bildiği için aynı şeyi bir kez daha söyledi Baycan'ına. Kalabalık beklenti dolu gözlerle ona döndü. Zephot kaşlarını kaldırıp gözlerini açarak kendine bakan Trilyana göz kırptı. Kız onun ne söylemek üzere olduğunu biliyor ve aslında rezil bir gösteriş meraklısı olduğunu düşünüyordu. Bu gerçekten hayret verici dedi Zephot. Bu gerçekten tam anlamıyla hayret verici. O kadar hayret verici bir şekilde hayret verici ki sanırım onu çalmak istiyorum. Müthiş bir başkanlık demeciydi ve şeklen tamamen doğruydu. Kalabalık beğeniyle güldü, gazeteciler neşeyle ETA 6 haber matiğin düğmelerine bastılar ve başkan sırıttı. Sırıtırken yüreği dayanılmaz bir şekilde çarpmaya başladı ve sessizce cebinde duran küçük felç bombasının düğmesine bastı. Sonunda buna daha fazla dayanamadı. Kafalarını göğe kaldırıp vahşi bir nağra kopardı, Ardından bombayı yere fırlattı ve aniden donup kalmış ışıltılı gülümsemeler denizinde ileriye doğru koşmaya başladı. 5. Bölüm Prostetnik vogonjaltz diğer vagonların bile gözüne hoş görünmezdi. Yüksek kemerli burnu bir domuzunkine andıran minik alnının ta yukarısına dek uzanıyordu. Kavçuğa benzeyen koyu yeşil deresi vagon sivil hizmet politikası oyununu oynamasına, hatta iyi oynamasına izin verecek derecede kalındı. Ayrıca hiçbir olumsuz etkiye uğramadan, Denizin 300 metre altında süresiz yaşamasını sağlayacak kadar su geçirmezdi. Gerçi yüzmeye gittiği de yoktu. Program buna izin vermeyecek kadar doluydu. Şu an olduğu kişi olmuştu, çünkü milyarlarca yıl önce vagonlar, vok kürenin kadim, durgun denizlerinden sürünerek çıkıp, nefes nefese kalmış bir şekilde gezegenin bakir kıyılarına uzandıklarında, genç parlak vok sol güneşin ilk ışıkları o sabah üzerlerine vurduğunda, sanki evrimin güçleri oracıkta onlardan vazgeçmiş. Sonra da tiksintiyle arkalarına dönüp uzaklaşarak çirkin ve talihsiz bir hata olarak gördükleri bu yaratıklarla daha fazla uğraşmamaya karar vermişlerdi. Bogonlar bir daha hiç evrim geçirmediler. Hayatta kalmayı asla başaramamış olmaları gerekirdi. Bu yaratıklar hayatta kalmayı başarmış olmalarını kararlılıklarına ve şuursuz inançlarına borçluydular. Evrim mi dediler kendi kendilerine? Ne gereği var? ve daha büyük anatomik uygunsuzluklarını ameliyatla düzeltebilecek noktaya gelene kadar doğanın onlara vermeyi reddettiği şey olmadan da yaşadılar. Bu sırada Vok küre gezegenindeki doğal güçler önceki hatalarını telafi etmek için fazla mesai yapıyordu. Işıl ışıl parıldayan mücevher kabuklu ve seyirtgen yengeçler yarattılar. Vogonlar da yengeçlerin kabuklarını demir tokmaklarla parçalayarak onları yediler. Göğe doğru uzanan nefes kesici bir narinlik ve renkte ağaçlar yarattılar. Vogonlar da ağaçları kesip yengeç etini odunda pişirdiler. İpeksi kürkleri ve buğulu gözleri olan ceylan benzeri zarif yaratıklar yarattılar. Vogonlar da onları yakalayıp üstlerine oturdular. Ulaşım aracı olarak hiç faydaları yoktu. Çünkü sırtları hemen kırılıveriyordu. Ama vogonlar yine de üstlerine oturdular. Bu nedenle vogonlar birdenbire yıldızlar arası yolculuğun ilkelerini keşfedene dek Vok küre gezegeni çok zor bir bin yıl geçirmişti. Birkaç kısa vog yılı içinde son vogona kadar galaksinin politik merkezi olan Mega Brantis yıldız kümesine göç ettiler ve şimdi galaktik sivil hizmetin bükülmez bel kemiğini oluşturmuşlardı. Öğrenmeye, kendilerine özgü bir tarz ve sosyal incelik kazanmaya çalıştılar ama pek çok açıdan çağdaş bir vogonun ilkel atalarından hiç farkı yoktu. Her yıl ana vatanından 27 bin mücevherli seyritgen yengeç ithal edip mutlu ve sarhoş oldukları geceleri demir tokmaklarla yengeç parçalayarak geçiriyorlardı. Prostetnik vogonjels su katılmamış bir alçak olması açısından tipik bir vagondu. Bir de otostopçulardan hiç hoşlanmazdı. Prostetnik vogonjelsin amiral gemisinin derinliklerinde bulunan küçük ve karanlık bir kabinde tedirginlik içine minik bir kibrit çakıldı. Kibriti çakan bir vagon değildi ama onlar hakkında her şeyi biliyordu ve tedirgin olmakta yerden göğe kadar hakkı vardı. Onun adı Fort Prefect'ti. Kabinde durup çevresine bakındı ama pek bir şey seçemiyordu. Kocaman garip gölgeler minik kibritin titrek ışığında korkutucu bir şekilde ama hiç ses çıkarmadan oradan oraya sıçrıyordu. Ford fısıldayarak dentrasilere şükretti. Dentrasiler pis boş boğazlardan oluşan asi bir kabileydi. Vagonlar vahşi ama iyi bir topluluk olan dentrasilere son zamanlarda uzun yol filolarında yiyecek ve içecekten sorumlu personel olarak iş vermeye başlamışlardı. Tek bir şartla dentrasiler kendi işlerine bakacaklardı. Bu dentrasilerin işine geliyordu çünkü uzaydaki en geçerli para biriminden biri olan vogon parasını seviyor ama vogonlardan nefret ediyorlardı. Bir dentrasinin sevebileceği tek vogon sinirlenmiş bir vogondu. Fort Prefect bu küçük bilgi sayesinde artık hidrojen, ozon ve karbon monoksitten oluşmuş bir bulut değildi. Hafif bir inilti işitti. Kibritin ışığında yerde ağır ağır hareket eden iri bir şekil gördü. Kibriti hızla sallayarak söndürdü, ilni cebine soktu. Aradığı şeyi bulup çıkardı yırtarak açtı ve salladı. Yere çömeldi. Şekil yeniden hareket etti. Biraz fıstık getirdim dedi Fort Perfect. Arthur Dent kıpırdandı ve anlamsız bir şeyler mırıldanarak tekrar inledi. Hadi al biraz diye ısrar etti Ford paketi tekrar sallayarak. Daha önce madde nakil ışığına hiç maruz kalmadıysan biraz tuz ve protein kaybetmiş olmalısın. İçtiğim biralar metabolizmanın yaşadığı darbeyi hafifletmiştir. Nırr dedi Arthur gözlerini açtı. Burası karanlık dedi. ''Evet.'' dedi Fort Prefect. ''Karanlık.'' ''Hiç ışık yok.'' dedi Arthur Dent. ''Karanlık. Hiç ışık yok.'' Fort Prefect'in insanlar hakkında anlamakta en çok zorlandığı şeylerden biri ''Güzel bir gün, boyun ne kadar da uzun ya da ah canım, on metrelik kuyuya düşmüş gibi görünüyorsun, iyi misin?'' gibi apaçık ortada olan şeyleri belirtip tekrarlama huylarıydı. Fort ilk başlarda bu tuhaf davranışı bir açıklama getirmek için bir kuram geliştirmişti. ''İnsanlar dudaklarını devamlı çalıştırmazlarsa.'' diye düşünmüştü belki ağızlarını bir daha hareket ettiremiyorlardır. Birkaç ay süren dikkatli bir inceleme ve gözlem sonucunda bu kuramı bir başkasıyla değiştirdi. İnsanlar dudaklarını devamlı çalıştırmazlarsa diye düşündü, beyinleri çalışmaya başlıyor. Bir süre sonra aşırı alaycı olduğunu düşünmeye başladığı bu kuramdan da vazgeçti ve aslında insanlardan çok hoşlandığına karar verdi. Ama bilmedikleri şeylerin çokluğu onu her zaman ciddi şekilde endişelendiriyordu. Evet diye Arthur onayladı. Işık yok. Arthur'a biraz fıstık yedirdi. Kendi nasıl hissediyorsun diye sordu. Askeri bir akademi gibi dedi Arthur. Parçalarım tek tek mezun oluyorlar. Ford karanlıkta ona boş boş baktı. Sana hangi cehennemde olduğumuzu sorsam dedi Arthur güçsüz bir sesle. Bunu pişman olur muyum? Ford ayağa kalktı. Güvendeyiz dedi. Ya iyi dedi Arthur. Küçük bir mutfak kabinindeyiz dedi Ford. Vogon inşaat filosunun uzay gemilerinden birinde. Şey dedi Arthur güvende sözcüğünün benim daha önce bilmediğim tuhaf bir kullanım şekli olmalı. Fort bir ışık düğmesi arayabilmek için bir kibrit daha çaktı. Korkunç gölgeler yine üzerinde sekip sıçradı. Arthur ayağa kalkmaya çalıştı ve kollarını korkuyla bedenine doladı. Korkunç uzaylı biçimler çevresine üşüşmüş gibiydi. Hava tanımadığı ve ciğerlerine gizlice sokulan küflü kokularla iyice ağırlaşmıştı. Sinir bozucu hafif bir uğultu dikkatini toplamasına engel oluyordu. Buraya nasıl geldik diye sordu hafifçe ürpererek. 30 çekerek dedi Ford. Anlayamadım dedi Arthur. Baş parmağımızı kaldırıp beklediğimizi ve böcek gözlü yeşil bir canavarın kafasını uzatıp merhaba arkadaşlar hadi atlayın. Sizi Bessingstrom kavşağına kadar götürebilirim dediğini mi söylemeye çalışıyorsun bana? Şöyle açıklayayım dedi Ford. Baş parmak görevini elektronik bir ETA-6 sinyal aygıtı görüyor. Ve kavşaksa 6 ışık yılı uzaklıktaki Bernard yıldızında. Bunun dışında söyleyeceklerin aşağı yukarı doğru. Peki ya böcek gözlü yaratık? Rengi yeşil evet. Tamam dedi Arthur. Ne zaman eve dönebilirim? Dönemezsin dedi Fort Prefect. Işık düğmesini bulmuştu. Gözlerini koru dedi ve ışığı yaktı. Fort bile şaşırdı. Aman ya Rabbi dedi Arthur. Bu gerçekten bir uçan dairenin içi mi? Prostetnik Vogonjat çirkin yeşil gövdesini kumanda köprüsünde sıkıntıyla dolaştırdı. Üzerinde yerleşim olan gezegenleri yok ettikten sonra içinde hep belli belirsiz bir kızgınlık büyürdü birilerinin gelip ona bunun çok yanlış olduğunu söylemesini istiyordu. Böylece onlara bağırıp çağırabilir ve kendini daha iyi hissedebilirdi. Belki kırılır da gerçekten kızacağı bir şey çıkar umuduyla kendini bütün gücüyle kapatan koltuğuna bırakıverdi ama koltuk şikayet edercesine gıcırdadı yalnızca. Defol diye bağırdı. Tam o anda köprüye giren genç vagon muhafıza. Muhafız derhal gözden kayboldu. Ve bu aslında muhafızı epey rahatlatmıştı biraz önce aldıkları raporu kaptana verecek kişinin kendisi olmamasına çok sevinmişti. Rapor son model harika bir uzay gemisi motorunun şu sıralarda Demogran'da hükümete ait bir araştırma merkezinde sergilendiğine ve bundan böyle hiçbir ekspres hiper uzay yoluna gerek kalmadığını söyleyen resmi bir bildiriydi. Başka bir kapı kayarak açıldı ama Vogon kaptan bu sefer bağırmadı çünkü Dentressilerin yemekleri hazırladıkları mutfak bölmesinin kapısıydı o. Yemek şimdi iyi giderdi. İri ve kürklü bir yaratık elinde öğle yemeği tepsisiyle kapıdan girdi. Bir manyak gibi sırıtıyordu. Prostetik Vogonjel sevindi. Çünkü biliyordu ki bir dentrasya hayatından bu kadar memnun görünüyorsa gemide bir yerlerde kendisini gerçekten kızdıracak bir şeyler oluyordu. Fort ve Arthur çevrelerine bakındılar. "Pekala, ne düşünüyorsun?" diye sordu Fort. "Burası biraz bakımsız değil mi?" Ford kaşlarını çatarak pis şiltelere, yıkanmamış fincanlara ve sıkış tepiş kabinde oraya buraya atılmış ne idüğü belirsiz kokuşmuş iç çamaşırı parçalarına baktı. ''Şey gördüğün gibi bu bir işçi gemisi'' dedi Ford. ''Buralar dentrasitilerin yatakhanesi.'' ''Galiba onlara vogon da ona benzer bir şey dendiğini söylemiştin.'' ''Evet'' dedi Ford. ''Gemiyi vogonlar yönetiyor, dentrasitiler ise aşçılık yapıyor ve bizi gemiye onlar aldı.'' ''Kafam karıştı'' dedi Arthur. Gel şuna bir bak dedi Ford. Şiltelerden birinin üzerine oturdu ve çantasını karıştırmaya başladı. Arthur ürkerek şilteyi dürttü sonra da üzerine oturdu. Aslında ürkecek pek bir şey yoktu. Çünkü Scorn Hallows ve tabataklıklarında yetişen bütün şilteler piyasaya sunulmadan önce büyük titizlikle öldürülür ve kurutulurdu. Çok azı yeniden canlanırdı. Ford kitabı Arthur'a uzattı. Bu da nedir dedi Arthur. Otostopçunun galaksi rehberi. Bu bir tür elektronik kitap. Sana bilmen gereken her şeyi anlatır. İşi budur. Arthur tedirgin bir şekilde kitaba evirip çevirdi. Kapağı hoşuma gitti dedi. Paniğe kapılma. Bu bütün gün bana söylenen en akıllıca ve faydalı şey. Sana nasıl çalıştığını göstereyim dedi Ford. Kitabı hala iki hafta önce ölmüş bir tarla kuşu gibi tutan Arthur'un elinden kaptı ve kabından çıkardı. Buradaki şu düğmelere bastığında gördün mü ekran açılıp sana dizini gösterir. Yaklaşık 8 santimetreye ya 10 santimetre boyutunda bir ekran aydınlandı ve üstünde harfler titreşmeye başladı. Vagonları araştırmak istiyorsan sadece onların adını giriyorsun. Parmaklarını birkaç düğmeye daha bastı ve işte vagonlar. Yeşil ekranda vagon inşaat filoları sözcükleri parladı. Ford ekranın altında büyük kırmızı düğmeye bastı ve sözcükler ekranda akmaya başladı. Aynı anda kitap bulduğu bilgileri sakin ve ölçülü bir sesle okumaya başlamıştı. Kitabın söyledikleri şunlardı. Vagon inşaat filoları. Bir vagon aracına binmek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey şudur unutun bunu. Onlar galaksideki en kaba ırklardan biridir. Tam anlamıyla kötü değildirler. Ama kötü huylu, bürokratik, çok bilmiş ve katıdırlar. Üç nüshadan oluşan emir evraklarını imzalayıp, arz edilip, geri gönderilip, soruşturulup, kaydedilip, bulunup, referanduma sunulup, tekrar kaydedilip ve sonunda üç aylığına yumuşak bataklık kömürüne yatırılıp, yeniden dönüşümü uğratılarak, ateş akıcı maddelere dönüştürülmesinden kendi öz büyük annelerini, Traal'ın kurt gibi acıkmış çırtlak canavarından kurtarmak için bile parmaklarını oynatmazlar. Bir vogondan içki koparmanın en iyi yolu, boğazına parmağınızı sokmak. Onu sinir etmenin en iyi yoluysa, büyük annesini Traal kurt gibi acıkmış çırtlak canavarına vermektir. Asla bir vogonun size şiir okumasına izin vermeyin. Arthur gözlerini kırpıştırarak ekran'a baktı. Ne tuhaf bir kitap. O zaman biz bu gemiye nasıl binebildik? tam üstüne bastım. Bu kitap güncellenmemiş durumda dedi Ford kitabı yerine yerleştirirken. Gözden geçirilip düzeltilmiş yeni baskısı için saha araştırmasını ben yapıyorum ve eklemem gereken şeylerden biri de vagonların artık bizim için oldukça kullanışlı ve küçük bir kaçamak noktası sağlayan dentrasi aşçılarına iş verdikleri. Arthur'un yüzünde açıklı bir ifade belirdi. Peki ama dentrasiler de kim? Harika adamlar dedi Ford. En iyi yemeği yapanlar, en iyi içki hazırlayanlar onlardır. Bunun dışında hiçbir şeyi umursamazlar. Otostopçuların gemilerine binmelerine her zaman yardımcı olurlar ki bunu kısmen arkadaşlık etmeyi sevdikleri ama daha çok da vagonları sinirlendirmeyi sevdikleri için yaparlar. Günde 36 yıl dolarından az bir parayla evrenin harikalarını görmeye çalışan yoksul bir otostopçuysan tam olarak bilmen gereken şeylerden biri de budur. Eğlenceli değil mi? Arthur'un kafası karışmış gibiydi. Şaşırtıcı dedi. Çatık kaşlarla diğer şiltelerden birine baktı. Maalesef yer kürede planlandığından oldukça fazla takıldım dedi Ford. Bir haftalığına gelmiştim ve 15 yıl boyunca orada saplanıp kaldım. Peki her şeyden önce oraya nasıl ulaştın? Kolay oldu. Bir zibidi beni aracına aldı. Zibidi? Evet. ''Hımm nedir bu zibidi? Zibidi mi? Zibidiler yapacak hiçbir şeyi olmayan zengin çocuklarıdır genellikle. Henüz yıldızlar arası bağlantı kurmamış gezegenleri arayarak gezinir, onlarla kafa bulurlar. Kafa bulmak mı? Arthur Ford'un hayatı onun için zorlaştırmaktan zevk aldığını düşünmeye başlamıştı. Evet diye yanıtladı Ford. Onlarla kafa bulurlar. Etrafta çok az insanın bulunduğu ıssız bir yer saptar, sonra hiçbir şeyden haberi olmayan ve kimsenin asla inanmayacağı bir zavallının tam yanına iner, sonra kafalarına aptal antenler takıp bip bip sesleri çıkararak zavallının çevresinde ileri geri gezinirler. Gerçekten fazlasıyla çocukça. Ford ellerini kafasının arkasına koyarak şilteye uzandı ve insanı çileden çıkaracak kadar hayatından memnun görünüyordu. Ford diye ısrar etti Arthur. Sana aptalca bir soru gibi gelir mi bilmem ama benim burada ne işim var? Bunun cevabını biliyorsun dedi Ford. Seni yer kurtardım. Peki yer küreye ne oldu? Ha yok edildi. Öyle mi dedi Arthur sakin bir ifadeyle. Evet buharlaşıp uzaya karıştı. Bak dedi Arthur. Bu biraz keyfimi kaçırdı. Ford kaşlarını çattı. Bu düşünceyi kafasında şöyle bir değerlendiriyor gibiydi. Evet bunu anlayabiliyorum dedi sonunda. Bunu anlayabiliyor musun diye haykırdı Arthur. Demek bunu anlayabiliyorsun. Ford ayağı fırladı. Kitaba bakmaya devam et diye tısladı aceleyle. Ne? Paniğe kapılma. Paniğe kapılmıyorum. Evet kapılıyorsun. Pekala tamam. Paniğe kapılıyorum ama yapacak başka ne var ki? Sadece benimle gel iyi vakit geçir. Galaksi eğlenceli bir yerdir. Bu arada şu balığı kulağına koyman gerekecek. Pardon anlayamadım dedi Arthur. Bu çok kibarcı oldu diye düşünerek. Ford içinde minik sarı bir balığın kıvrılarak yüzdüğü küçük cam bir kavanoz tutuyordu elinde. Arthur gözlerini kırpıştırarak arkadaşına baktı. Olup bitenler keşke anında kavrayabildiği basit anlaşılır şeyler olsalardı. Dentrasi iç çamaşırları, skonşelaus çilte yığınları ve minik sarı bir balığı tutup kulağına koymasını söyleyen bir Gauss'un yanında küçük bir mısır gevreği paketi görebilseydi kendini güvende hissedecekti. Ama göremedi. Dolayısıyla da kendini güvende hissedemedi. Birdenbire belirleyemediği bir kaynaktan şiddetli bir ses üzerlerine atladı. Bir taraftan bir kurt sürüsüyle boğuşurken diğer taraftan gargara yapmaya çalışan bir adamın hırıltılarını andıran sesleri duyunca korkudan nefesini tuttu Arthur. "Şit" dedi Ford. Dinle bu önemli olabilir. önemli mi? Bogon kaptan genel bir duyuru yapıyor. Yani vagonlar böyle mi konuşuyor demek istiyorsun? Dinle. Ama ben vagonca bilmiyorum. Bilmen gerekmiyor. Şu balığı kulağın içine tık yeter. Ford şimşek kızı ile elini Arthur'un kulağına koyu verdi ve işitme sistemin derinliklerine yılan gibi süzülen balığın hissi aniden Arthur'un midesini kaldırdı. Dehşetle soluyarak bir iki saniyeliğine kulağını karıştırdı ama sonra meraklı gözleri hayretle yuvalarından fırladı. Siyah renkli 200 silüetten oluşan resime bakarken onun aniden beyaz bir şamdan olduğunu fark etmenin işitsel eşdeğerini yaşıyordu. Ya da bir kağıt parçasının üzerine aniden altı rakamına dönüşen ve gözlükçünüzün size yeni bir gözlük için yüklü bir fatura keseceği anlamına gelen bir sürü renkli noktaya bakmanın eşdeğerini. Hala ulumalarla karışık gargara seslerini dinlediğini biliyordu. Ama şimdi nasıl olduysa sesler net olarak anlaşılabilen dümdüz bir İngilizceye benzemişti. Duydukları şuydu. 6. bölümde bırakıyoruz.